Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle salat-ı mec'ule veya salavat-ı mec'ule denen bir salavattan bahsedeceğim. Bu salavat çözülmez düğümleri çözen, maddi ve manevi sıkıntılar gideren, evlilik, rızık, huzur ve benzeri hacetleri cevap veren çok önemli bir salavat, çok önemli bir duadır. Kıymetli dostlar, bu salavatı başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve bir Allah razı olsun demenizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bismillah deyip başlayalım inşallah. Salat-ı mec'ule anlamı, okunuşu ve fazileti. Çözülmez denen düğümleri çözen salavat olarak bilinir. Çok büyük sevap kazandıran bu salavat, aynı zamanda maddi ve manevi sıkıntılar, rızık, evlilik, huzur için okunan mucize bir salavattır. Allah dostlarından Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği dediği salavat-ı mec'ule hakkında merak edilenleri aktaralım inşallah. Salat-ı mec'ule tam bir mucizedir. Salavat getirmenin fazileti hakkında İmam-ı Şahrani Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Büyük veli Aliül Havas'ın şöyle konuştuğunu duymuştum. Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz. Ey Allah'ım! Sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine senden şunu isterim şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü Allah'ın bir meleği vardır ki bu isteğinizi anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirir ve ona filanca kişi şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir der. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ve istekleri Allah-u Teala tarafından geri çevrilmemektedir. Bunu biliyoruz. Bundan dolayı kıymetli dostlar, önce Allah'ımızın ve Peygamberimizin sevdiği bir insan olmaya çalışmalıyız. Bir Müslüman olmaya çalışmalıyız. Allah'ımızın ve Peygamberimizin seveceği davranışlar içinde olmaya çalışmalıyız. Hepimizin günahı çoktur. Günahsız bir Allah'tır. Ama mümkün mertebe bunun bilincinde olmaya çalışmalıyız. 51 Salat-ı Mec'ule'nin sırrı. Bu salavatı her gün 51 kez okuyun. Allah isteyenlere en kısa zamanda hayırlı isteklerini verecektir inşallah. Biraz önce de söylediğimiz gibi maddi ve manevi sıkıntıların gitmesi, giderilmesi, evlilik isteği, rızık, huzur ve mutluluk için, hastalıklardan kurtulmak ve sıhhate kavuşmak için, herhangi bir istek, herhangi bir hacet için, dualarımızın kabulü için günde 51 defa okuyalım, 51 defa dinleyelim inşallah. Bu dua bir vesiledir. Duaları kabul edecek olan Allah'tır. Sebepleri yaratan da Allah'tır. Vesileleri yaratan da Allah'tır. Bu vesileleri, sebepleri Allah yerine koymamak lazım. Bunlar birer Rabbimizin rızasını kazanmak için, Rabbimizin sevgisini kazanmak için bir yoldur, bir duadır. Şimdi salavatımızı okuyalım inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullu biha uqdeti ve tüferricu biha kürbeti ve tegdî biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Anlamı: Allah'ım, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.
ki sen müşküllerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp düştüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullu biha uğdeti ve tüferricu biha kürbeti ve tegzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tehullu biha uğdeti ve tüferricu biha kürbeti ve tegzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim dualarımızı, isteklerimizi, hacetlerimizi kabul eylesin. Sıkıntılarımızı, hastalıklarımızı, dertlerimizi gidersin. Ve bizleri imanlı, ibadetli, ihlaslı kullarından eylesin inşallah. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.